Şimdi bizim yerel seçim ve genel olarak seçime dair bir şey söyleyeyim. Bizde biliyorsun ki siyaset kültürü, siyasi partilerimiz demokrat falan değil. Kendi iç yapılarında da demokrat değil. Dolayısıyla ne ön seçimler var, ne böyle demokratik yollardan aday belirleme yöntemleri var. Dolayısıyla liderlerin son dakikada, son aday başvurusunu günü sabahı yazdıkları listeler geçerli. Dolayısıyla şu anda ortalığa sen de ben de Gürsel Tekin de adayız diye çıkmak demek, ilgili partinin genel başkanının dikkatini çekmek veya o genel başkan üzerinde bir çevresel baskı psikolojisi üretmek için yapılan şeyler. Bunun yerel seçime etkisi ne olup olmayacağı ayrı bir bahis ama önce genel başkanlarına etkisi olup olmayacağını göreceğiz. Her şeyden önce. Ama şunu söylemek mümkün. Genel seçimlerden önce CHP'nin İstanbul adaylığı için, Ankara adaylığı için daha fazla isim heveskar gibi görünürken veya isimleri ortalıkta dolaşırken 24 Haziran sonrasında evet İstanbul'da sanıyorum bir tek Gürsel Bey kaldı mesela ortada. Çünkü herkes o moral bozukluğuyla ya da sayılara bakıp umutsuzlukla birazcık geri vitesi almış gibi görünüyor. Eğer ama ekibiyle, eğer bu partinin ana stratejisi belli ise ki henüz belli olduğuna dair bir işaret olmadığı gibi daha yanlış anımsamıyorsam geçen hafta mıydı? 2 hafta önceydi. 24 Haziran seçimlerini değerlendirme raporu tartışıyordu CHP. Aynı hafta AK Parti'nin MYK'sı vardı, yerel seçim stratejisi tartışıyordu. CHP o raporu hani işte ODTÜ'lü bir grup yazdı da işte biz KONDA olarak mesela 30 Temmuz'da yayınlamıştık böyle 160 sayfalık rapor bakabilirlerdi. Bu yani şunu demeye çalışıyorum. Daha ana stratejisi belli değil partinin. Eğer partinin ana stratejisi herhangi bir muhalefet partisi, ana stratejisi belliyse ve o stratejiye ve söyleme uygun da adaylar, kadrolar ve onların yerel söylemleri gibi bir dizi içinde çalışıyorsa sistem, evet etkisi var. Ama böyle kendiliğinden herkesin kendini yüzünü görünür kılmak için, liderinin gözüne girmek için, liderinin önce teveccühüne mazhar olmak için yaptıkları işlerse bunların bir etkisi yok. Peki, Ama şu kısmı önemli. Adayların şu kimliği de önemli olacak. Muhalefet blokunda eğer bir ortak ittifak oluşamıyorsa ki oluşmayacak gibi görünüyor. Ama zımnen sahada, illerde, ilçelerde bir takım yerel ittifaklar da oluşacak. Dolayısıyla her bir yereldeki adayın bu anlamıyla önemi olacak muhalefet için. Yerelde hani o bağımsız yan yana gelemiyor diyen örneğin İYİ Parti ile HDP, İstanbul'da örneğin Gürsel Tekin'i veya başka bir CHP adayını destekler mi? Ya da hangi profili destekler? Hangi söylem olursa destekler? Hangi kadroya vadede de bu destek çalışır? Onu partilerin arayıp bulması lazım ama böyle bu kadar kapsamlı strateji çalışılıyor olduğunu umarım.